Fenerbahçe'ye geçecek olursak, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transfer edildi. Eski futbolculara bir yönelim var. Bu dönüş Fenerbahçe'ye ne getirir sizce? Tabii iki futbolcuyu da aynı anda değerlendirelim transferler babında. Diğer oyunculardan da bahsedeceğim sizlere. Ancak bu eskiye dönüşten ziyade camiayı tanıyan, bilen futbolcularla çalışmak adı altında bir projeydi. Çünkü baktığınız zaman Galatasaray'da yıllardır böyle bir çalışma mevcut aslında. Eski futbolcularla teknik direktör yardımcı olarak onlardan, geçtiği yollardan, tecrübelerini genç futbolculara, deneyimlerini aktarmaları noktasında ve bir ruh oluşturmak adı altında yapılan çalışmalardı. Şimdi Fenerbahçe'de de aslında baktığınız zaman çok ciddi paralar harcandı son yıllarda özellikle. Ali Koç yönetiminden sonra da bu devam etti. Hatta artarak devam etti. Bu sezon için değerlendirmezsek tabii bu para olaylarını. Baktığımız zaman sadece belki oyuncu kalitesi, oyuncu değeri, kadro kalitesi bakımından pozitif bir durum söz konusuydu. Ancak bu sahaya yansımadı. Bunu da bir ruh eksikliği olarak gördü Sarı Lacivertler. Dolayısıyla baktığınız zaman bizde eksik olanın sadece futbolcu ya da bir pozisyon oyuncusundan ziyade bize bir ruh, bize bir lider ya da liderler ya da ruhlu isimler gelmeli şeklinde bir fikir birliği oluştu. Dolayısıyla bunu aslında şöyle gerçekleştirdiler. Emre Belezoğlu buna en iyi örnekti. Tecrübesiyle, bilgisiyle, birikimiyle futbola çok ciddi emekler ve gerçekten çok güzel katkılar sağlamış bir isimdir Emre Belözoğlu. Fenerbahçe'ye de bunu taşıdı. Yine Başakşehir'den 3. dönemini gerçekleştirmek üzere imzayı atıp geldiğinde aslında belki de Emre Belözoğlu'ndan geçti diye birçok yorum yapılırken Emre Belözoğlu hem futboluyla hem takım arkadaşlarına verdiği motivasyonla, moralle takımı adeta resmen ileriye taşımak adına yapılması gereken her şeyi yaptı. Bundaki başarısı da zaten futbolu bıraktıktan sonra yönetime takviye edilerek sportif direktör olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Dolayısıyla Emre Belözoğlu'nun bu etkisini gören yönetim daha fazla ruhlu oyuncu hem sahada hem kulübede bir bütünlük oluşturmamız gerekiyor düşüncesi adı altında. Emre Belözoğlu'nun da yardımıyla eski oyuncularına bir merhaba dedi, bir alo dedi. Bizimle çalışır mısınız teklifinde bulundu ve o futbolcular da zaten direkt hiç fazla zorluk da çıkartmadan direkt eski kulüplerine gelip görüşmelerini gerçekleştirdiler. Hatta hem Caner'in hem Gökhan'ın maaş konusunda dahi herhangi bir pazarlık içerisinde olmadığı konuşuldu. Bu işte aslında bahsedilen ruhun en önemli özelliklerinden biridir. Kimi futbolcu sadece parası için ya da kulübün ona tanıyacağı olanaklar için gelir kulübe, imza atar, forma giyer. Ancak bu bahsettiğimiz durum çok değerlidir. Kesinlikle çok faydalı iki güzel hamle. Zaten Fenerbahçe bunun faydasını görecektir diye düşünüyorum. Sosa Fenerbahçe'nin son transferlerinden biri. Trabzon Sosa'nın yerini doldurabilir mi? Ve Sosa Fenerbahçe'ye neler katar? Aslında Sosa'yla da Mert Hakan Yandaş transferlerini birlikte değerlendirmek isterim sevgili İrem. Çünkü Mert Hakan Yandaş geçtiğimiz sezonun ceza sahası dışından en çok şut çeken futbolcularından bir tanesiydi. Hatta çoğu zaman lider olarak götürdü. Bunu birçok istatistiklerde de gördük. Zaten oyuncu bu anlamda yarattığı fark neticesinde büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bunlardan bir tanesi Galatasaray'dı. Galatasaray oyuncuyla önceden söz kesmişti esasen ancak Fenerbahçe'ye imza attı oyuncu. Tercihini bu yönde kullandığını ifade etti. Bu konuda birçok değişken olabilir ama sonuç itibariyle Fenerbahçe çok iyi bir 10 numara transfer etmiş oldu. Mert Hakan Yandaş'ın 10 numara özelliğinin yanı sıra 8 numara özelliği de bulunuyor. Sosa'ya da gelirsek aslında Emre Belözoğlu'ndan bir bayrak teslim aldı görüntüsündeyim ben. Düşüncesindeyim açıkçası ben. Çünkü 8 ve 10 numarayı tamamlayan bir kulüp 5 numara Gustavo ile birlikte yanına bir libero daha koyabilirse şayet çok ciddi bir savunma orta sağ köprüsünü sağlamış. Dolayısıyla iyi de bir orta sağ hücum hattı 10 numara şeklinde bir pozisyona transfer yaptıysanız kaleden forvete hücum hattına kadar güzel bir eksiksiz köprü tamamlamış oluyorsunuz esasen. Fenerbahçe bunu sağladığını düşünüyorum. Eksikleri
Zaten sol bekte özellikle. Sağ bekte de bir boşluk var. Sağ beke de bir transfer bekliyorum aslında. Ama sol beke zaten Novak gibi bir oyuncu geldi. Ligin en çok gol atan sol bek oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor Novak'ta. O da sol beki tamamlayacak. Caner Erkin'le birlikte güzel bir forma savaşına gireceklerdir zaten. Sosa transferini ben kesinlikle oyuncunun zaten ligi tanıması, tecrübesi, soğukkanlılığı, Emre Belözoğlu'na benzeyen özellikleri, artıları, eksileri ama sıkıntısız eksileri. Fenerbahçe'ye de ciddi anlamda katkılar sağlayacağını düşünüyorum bu oyuncuların da. Yerli transferi odaklı yapılan bir çalışmanın ürünü daha var aslında Fenerbahçe'de. O da Sinan Gümüş. Sinan Gümüş'ün de çok ciddi, keyifli, güzel özellikleri vardır. Teknik direktörünü memnun edici sürpriz gollere imza atabiliyor oyuncu. Zaten bunun örneğini Galatasaray zamanında, Galatasaray'daki son sezonunda gördük. Takımına son dakikalarda kazandırdığı 3 puanlarla belki de şampiyonluğun gerçekten kilidini açan en önemli anahtar konumuna getirdi. Sinan Gümüş'e çok şey borçludur o anlamda Galatasaray. Oyuncunun belli başlı özellikleri sağ kanat olsun, sol kanat olsun. Yani hücum hattında her türlü opsiyonda değerlendirebilirsiniz. Ve her şeyden önce teknik direktör Erol Bulut'la çok iyi anlaşacağı kanaatindeyim ben. Erol Bulut o transferi bizzat istemiş dahi olabilir. Çünkü iki isim de biliyorsunuz gurbetçi. Bu bakımdan ben Fenerbahçe'ye yine faydalı olacağını düşünüyorum Sinan Gümüş'ün de. Erol Bulut demişken, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe'ye katkıları ne olur? Erol Bulut gerçekten çok Türkiye'nin belki de Guardiola'sı olarak lanse edilen bir teknik direktör. Yani gerçekten bu şekilde de dersek kendi hocamızı ülkemizden bir futbolcunun daha sonrasında bir spor adamı olarak çalışması neticesinde aldığı meyveleri kesinlikle yermiş olmayız. Dolayısıyla ben Erol Bulut'un çok başarılı bir futbolcu ve aynı zamanda teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Belki Alman doğumlu olmasından, Almanya doğumlu olmasından mütevellit bir disiplin, otoriter bir duruş ve futbola, spora farklı bakış açıları sunduğu gerçekleriyle birlikte ben Fenerbahçe ile çok güzel çalışmalar yapacağını düşünüyorum. Gurbetçi olması bakımından da yine Sinan Gümüş transferine belki de hocamız onay vermiştir. Erol Bulut'un gurbetçi olması aslında Sinan Gümüş'le birlikte yine diğer bir isme de fırsat vermiş oldu. O isim de takımdan hani zaman zaman gönderilmesi gündeme gelen Tolga Ciğerci'ydi. Tolga da Galatasaray'da Igor Tudor döneminde asıl mevkisi olan orta saha ön libero şeklinde değil de sol kanatta hücumda değerlendirildi ve kimsenin beklemediği, ummadığı bir performans ortaya koymuştu. Fenerbahçe'nin iştahını kabartan bu özelliği oyuncuya sarı lacivertlerin kapısını açmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'de de forma şansı buldu. Bir sakatlıkla boğuşma süresi oldu ancak atlattıktan sonra takıma fayda sağlamaya başladı. Fakat gelen teknik direktörlerle yıldızı barışmadı. İstediğini veremedi o hocalara. Belki lisan, belki dil, belki mental açıdan bir iletişim kurulamadığı için Tolga Ciğerci'den faydalanamadı Fenerbahçe tam anlamıyla. Erol Bulut'la farklı bir döneme, sürece girilebilir bu oyuncuyla ilgili de. Bunu zaman gösterecek ama ben Tolga Ciğerci'de bir potansiyel olduğunu doğru dokunuşlarla, doğru bir iletişim şekliyle oyuncunun da futbolcunun da takıma gerçekten katkı sağlayabileceği düşüncesi içerisindeyim. Takımların yapacakları yeni transferlerle ilgili duyumlarınız var mı? Merak ediyoruz. Şimdi doğrudan çok fazla hani bu isim bu takıma yakın diyebileceğimiz birkaç transfer söz konusu. Ancak isim vermekten ziyade şunu söylemeyi, şunun altını çizmeyi çok istiyorum sevgili İrem. Dünyaca ünlü birçok futbolcunun sözleşmesi bu sezon, geçtiğimiz sezon, geride bıraktığımız sezon itibariyle sona ermiş durumda. Bu oyuncuların yine dünyaca ünlü birçok takımla adı geçiyor. Ancak Türk takımlarıyla da anılması durumu bizi çok onore eden, gurur verici bir olgu olarak değerlendiriyorum ben. Çünkü artık Süper Lig'in kalitesi, seyirci ortalaması
geçtiğimiz sezonlardan bahsettiğim zaman ortaya çıkan rakamlardan söz edersek çok ciddi, hep yükselen bir ivme gösteriyor. Türkiye'deki futbol zaten çok popüler. Her daim bu böyleydi. Şimdi baktığımız zaman önümüzde bizi çok keyifli, güzel bir sezon daha bekliyor inşallah. Tek sıkıntımız şu olumsuz, problemli süreci, hastalıklı dönemi atlatıp tekrar yeniden mutlu olduğumuz, keyifli, futboldan, spordan, başta spordan keyif aldığımız zamanlara tekrar kavuşmak. Ben sana doğrudan bir isim veremedim belki. Birazcık yuvarlak konuşmuş oldum ama toparladım yani aslında konuyu genel hatlarıyla. Çok fazla isim var. Hangisinden bahsetsek diğerini atladık olacak adı. Şu an takımlar takviyelerin devam ediyor. Eksikler var. Burak Yılmaz'dan boşalan bir forvet koltuğu var aslında. Larin'le şu an ilerlemeye çalışıyor. Ya da Umut Nayır var. Güven Yalçın var. Ancak tecrübeli bir forvet takviyesi yapmak istiyor Beşiktaş'ta. Galatasaray'da yine zaten arayışlar devam ediyor. Hem orta sahaya hem forvete belki bir Falcao'nun ekürisi tarzında bir oyuncu takviyesi bekleniyor. Stopere keza öyle. Trabzonspor zaten çalışmalarını sürekli olarak devam ediyor. Bu her mevki için geçerli ama Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl en büyük problemi zaten savunmaydı. Yönetim doğrudan oraya odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Başakşehir'de dediğimiz gibi çok büyük bir eksik yoktu. Her takviye bizim için kârdır felsefesiyle ilerliyorlar. Zaten ilk transferi de Gael Clichy'nin belki yedeği, belki de onu zorlayacak bir transfer olması bakımından Hasan Ali ile değerlendirdi. Bu anlamda bütün takımlara en başta sağlık, sıhhat ve sonrasında da başarılar diliyoruz diyelim. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Yeniden görüşmek üzere. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere.